Bir önceki videoyu şu iki sonuçla bitirmiştik. Bir vektör değerli fonksiyonun kısmi türevinin anlamıyla başladık ve bu garip sonuçları elde ettik. Yüzey integralinin ne olduğunu anlamanız için gereken bilgiyi size vermiş oldum. Şimdi st düzlemini çizelim ve r yüzeyine nasıl dönüştüğünü görelim. Böyle yapalım. Bu t ekseni, bu da s ekseni. Konum vektör değerli fonksiyonumuzun A ve B arasındaki s değerleri ve C ve D arasındaki t değerleri için tanımlı olduğunu düşünelim. Bu değerleri rastgele seçiyorum. Bu dikdörtgen içinde herhangi bir ts ikilisi şu yüzeyde bir nokta ile eşleşecek. Bu noktaları eşleştirirseniz R yüzeyini elde edersiniz. Şimdi 3 boyutta çizeyim. 3 boyutta bir yüzey. Bu x ekseni bu y ekseni, bu da z ekseni. Şöyle bir şeye benzediğini hatırlayalım. Bu noktada s eşittir a ve t eşittir c. r, s, t konum vektör fonksiyonu ile belirlenen yüzeyi çiziyoruz. s'nin a, t'nin de c olduğu bu nokta, belki bu nokta ile eşleşir. Şu nokta a ve c'yi bu fonksiyona koyduğunuzda, bu noktayı gösteren vektörü bulursunuz. Veya size şu noktayı gösteren bir konum vektörü verir de diyebilirsiniz. s'yi a'da sabit tutup, t'ye c ile d arasında bir değer verdiğinizde, bu doğruda belki şöyle bir şeye dönüşür. Herhangi bir eğri çiziyorum. t'yi c'de sabit tutup, s'ye a ile b arasında bir değer verirsek de, Belki şöyle bir şey elde ederiz. Bilemem. Sadece bir örnek göstermeye çalışıyorum. Yani bu nokta, şu noktaya karşılık geliyor. R vektör değerli fonksiyona koyduğunuzda bu noktayı gösteren bir vektör elde ediyorsunuz. Bu mor noktayı da R, koyduğunuzda şuraya işaret eden bir vektör buluyorsunuz. Birkaç örnek daha yaparsak yüzeyin neye benzediğini daha iyi anlarız. Şu mavi rengi kullanayım. T'yi D'ye sabitlersem ve S'nin A'dan B'ye gittiğini düşünürsem, buradan başlarım. Burada T eşittir D ve S eşittir A. S değiştikçe belki şöyle bir şey elde edersiniz, bilmiyorum. Buradaki nokta, şu noktayı gösteren bir vektöre denk gelir. Son olarak da bu doğru, s'yi b'ye sabitlersek ve t'nin c ve d arasında değer almasını istersek, bu noktadan şu noktaya gideceğiz. Düzeltiyorum, bu noktadan şu noktaya gidiyoruz. s'yi b'de sabit tutuyoruz, t'yi c'den d'ye götürüyoruz. Belki şöyle bir şeye benzer. TS düzlemindeki bir dikdörtgenden şu garip görünen yüzeye ulaştık. Buraya başka şeyler de çizebiliriz. Herhangi bir değer çizeyim. Yeni bir renk seçeyim. Mesela beyaz. S'yi bu değerde sabit tutar ve t'nin değiştiğini düşünürsem, belki şöyle bir şey elde ederim. Belki de şöyle bir şey, bilmiyorum. Veya, veya, veya böyle bir şey. Yüzeyin neye benzediği konusunda bir fikir edindiniz. Şimdi bu miktarların ne olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bu miktarların anlamını görsellediğimizde, önceki videolarda elde ettiğimiz sonuçları kullanarak faydalı bir şey yapacağız. Çok işe yarar bir şey yapacağız. Herhangi bir s ve t değeri seçeyim. Şu noktayı seçiyorum. Bu st noktası. s virgül t. Bu değerleri buraya koyduğumuzda belki şu noktayla eşleşiyor. Şimdi yaptıklarında tutarlı olayım. Belki şu nokta ile eşleşiyor. Yani bu nokta verilen bir (st) ikilisi için r(st). Buraya alt simge de koyabilirim ama noktayı genel tutmak istiyorum. Buna (xy) diyebilirim. Bu da r(xy) olur. Şu nokta ile eşleşir. Bu ifade veya şu ifade. Şimdi sadece s yönünde gidersek ne olur ona bakalım. Bir diferansiyel kadar, çok küçük bir s miktarı kadar ileri gidelim. Şuradakine s artı çok küçük bir s diferansiyeli diyelim. Şurası, bu nokta. Bunu sarıyla göstereyim. Bu nokta s artı s'nin diferansiyeli. Delta s de yazabilirim ama çok küçük bir fark istedim. Virgül t. Bu nokta neyle eşleşecek? Bu iki koordinatı r'ye koyunca belki de şöyle bir nokta elde edeceğiz. Bunu açıkça göstermek istiyorum. rs artı ds virgül t. s'yi çok küçük bir diferansiyelle artırdığımızda elde ettiğimiz nokta bu. Bu uzaklıksa ds. s'deki çok küçük bir fark ve bunu dönüştürdüğümüzde eşleştirdiğimizde veya vektör değerli fonksiyonumuza koyduğumuzda vektör değerli fonksiyonu buraya kopyalayayım da neden bahsettiğimiz önümüzde olsun. Şuraya koydum. Bu mavi noktanın s ve t değerlerini vektör değerli fonksiyona koyduğumuzda yüzey üzerindeki yüzey üzerindeki şu noktayı işaret eden bir vektör bulmuştuk s değerine ds'yi eklediğinizde ise şu sarı noktayı gösteren bir başka vektör bulursunuz. Bir önceki sunumda elde ettiklerimize göre bu nedir? rs artı delta s veya rs artı ds t şurası. Bu konum gösteren vektör budur. Bu vektör bu mavi noktayı gösterir. Bu iki vektörün farkı nedir? Temel vektör matematiği kullanacağız. Bu iki vektörün farkı, ucuca metodunu kullanacağız. Bu iki vektörün farkı, şu vektör olacak. Bu vektörü şu vektörden çıkarırsak, bu vektörü elde ederiz. Şöyle bir vektör. Yani bu, şu vektöre eşittir. Bu mantıklı. Bu mavi vektör artı turuncu vektör eşittir şu vektör. Çok mantıklı. Ucuca metodu. Bu farkı böyle gösteriyoruz. Şimdi aynı şeyi t yönünde yapalım. s ve t değerlerimizi seçmiştik. Şimdi bu yönde biraz gidersek, t artı çok küçük bir t farkı bu noktaya ulaşırız. Bu uzaklık dt olur. Şimdi s ve t artı dt'yi vektör değerli fonksiyonumuza koyarsak ne elde ederiz? Şu noktayı gösteren bir vektör elde ederiz. Buraya çizeyim. Şu noktayı gösterir. Burayı gösteren bir vektör. Bu nokta, şu noktayı gösteren bir vektörle eşleşecek. S için kullandığımız mantığa göre bu rst artı dt. Bu şununla aynı ve bunu daha önce görmüştük. Bu şuradaki ile aynı. Buna göre bu vektör eksi şu mavi vektör nedir? Mor vektör eksi mavi vektör. Yine vektör toplamını hatırlayalım. Şöyle bir vektör olacak. Beyazla çizeyim. Şöyle bir vektör olacak. Mavi vektörle beyaz vektörü toplarsanız toplam bu mor vektöre eşit olur. Buna göre mor vektör eksi mavi vektörün beyaz vektöre eşit olması mantıklı. Burada ilginç bir şeyler oluyor. S'yi çok küçük bir miktar değiştirdiğimde bu yüzey üzerinde şu vektörü elde ediyorum. T'yi çok küçük bir miktar değiştirdiğimde de yüzey üzerinde bu vektörü elde ediyorum. Şimdi size hatırlatacağım konu üzerine birkaç video yapmıştım. İki vektörün vektör çarpımını aldığımda A ve B'nin vektör çarpımını alırsam, oluşan vektörün büyüklüğü, hatırlarsanız, iki vektörün vektör çarpımı bu iki vektöre dik üçüncü bir vektördür. A ve B'nin tanımladığı paralel kenarın alanını verir. Bununla neyi kastediyorum? Bu A vektörü, bu da B vektörü ise bu iki vektörün vektör çarpımını aldığımda üçüncü bir vektör elde ediyorum. Bu iki vektöre dik üçüncü bir vektör elde ediyorum. Sanki sayfadan çıkacakmış gibi duran bir vektör. A ile B'nin vektör çarpımı bu olur. Sonra bu vektörün büyüklüğünü alırsanız, bu vektörün uzunluğu nedir derseniz, bu da A ile B'nin tanımladığı bu paralel kenarın alanı olur. Bunu lineer cebir videolarında ispatlamıştım. A ve B'nin tanımladığı paralel kenar için, A'ya paralel bir doğru daha düşünün. Şurada bir de b'ye paralel bir doğru. O da burada. A ve b'nin tanımladığı paralel kenar böyle olur. Yüzey örneğimize geri dönersek, bu turuncu vektörle şu beyaz vektörün vektör çarpımını alırsak, bu iki vektörün tanımladığı paralel kenarın alanını bulacağız. Buna paralel olan şöyle olur. Turuncuya paralel olan da böyledir. Bu ikisinin vektör çarpımını alırsam şu paralel kenarın alanını bulurum. Bu bir yüzey ama sen paralel kenar diyorsun diyebilirsiniz. Unutmayın bunlar çok küçük farklar. Bir yüzeyin çok küçük farkların paralel kenarlarından veya sonsuz adet paralel kenardan oluştuğunu düşünebilirsiniz. Ne kadar çok paralel kenar varsa yüzeyin alanının yaklaşık değeri de o kadar iyi olacaktır. Bu integrale başladığımızda yaptıklarımızla aynı. Eğri altındaki alana dikdörtgenlerle yaklaşık değer bulmuştuk. Dikdörtgen sayısı arttıkça yaklaşık değer daha iyi olur. Yüzeydeki bu küçük değişme d sigma diyelim. Yüzey alanının bu sonsuz küçüklükteki d sigma'ların toplamı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için bir notasyon var. Yüzey alanını bulurken yüzey üzerinde integral alıyoruz. Yüzey içinse büyük sigma işaretini kullanıyoruz. İki yönde gittiğim için çift katlı integral alacağım değil mi? Yüzey iki boyutlu kıvrımlı bir yapıdır. D-sigmaların sonsuz toplamını alacaksınız. Yüzey alanını böyle buluruz. D-sigma budur. D-sigmanın bu paralel kenar alanının bu iki vektörün vektör çarpımı olarak ifade edilebildiğini söylemiştik. Buraya yazayım. İspatlı gitmediğimin farkındayım. Burada sadece yüzey integralinin ne olduğunu anlamanızı istiyorum. D sigma'nın turuncu vektörle turuncu vektörle beyaz vektörün vektör çarpımı olduğunu yazabiliriz. Turuncu vektör bu. Ama bunu şöyle de yazabiliriz. Bu bir önceki videoda elde ettiğimiz sonuç. Turuncu ile yazıyorum. R'nin s'ye göre kısmisi ds, d sigma vektör çarpımı değil, vektör çarpımının büyüklüğü olacak. Vektör çarpımının sonucu bir vektör olacak. Bu da vektör değerli yüze integralleri bulurken bize gerekecek. Bu turuncu vektör şununla aynı. Bunun şu beyaz vektörle vektör çarpımını alıyoruz. Bu beyaz vektör de şununla aynı. Bu da şununla aynı r'nin t'ye göre kısmı ise dt. Bunun büyüklüğünün alan farkına eşit olduğunu veya şu küçük paralel kenarın alanına eşit olduğunu görmüştük. Bu ikisi vektör öyle değil mi? Vektör değerli bir fonksiyonun kısmi türevini aldığınızda yine vektör elde edersiniz. Bu ds bir sayı. Bu sayı, bu da sayı lineer cebirde hatırlarsanız vektör çarpımında skalerle çarpılmış bir vektör olduğunda skaleri dışarı alabiliyordunuz. Yani bu sayıları vektör çarpımının dışına alabiliriz. O zaman bu eşittir r'nin s'ye göre kısmisi ile r'nin t'ye göre kısmisinin vektör çarpımının büyüklüğü çarpı bu iki ifade çarpı ds ve dt. Bu d sigmaların toplamını alırsak yüzey alanını bulabiliriz ama bunun değerini bulmanın bariz bir yolu yok. Ama d sigmaların tüm ds'ler ve dt'lerin birleşimi olduğunu da biliyoruz. Bu ds çarpı dt, öyle değil mi? ds çarpı dt. Burada da bir ds çarpı dt. Bunu kısmi türevin vektör çarpımıyla çarpınca bize bu alanı verecek. Bu çarpımları bu bölge üzerinde toplarsam, bu bölgedeki tüm paralel kenarları bulmuş oluruz. Yüzey alanını buluruz. Burada biraz düşünmemiz gerekiyor. Yüzey integralleri bana göre görsellemesi en zor şeylerden biridir ama umarım mantığını kavramışsınızdır. Bu ifadenin yüzeydeki tüm küçük paralel kenarların toplamı olduğunu söyleyebiliriz. Veya bu bölgedeki tüm ds dt'lerin toplamını da alabiliriz. Ayrıca vektör çarpımını almamız da gerekir. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bu bir çift katlı integral. Bu bölgedeki çift katlı integrali alıyoruz. Bu bölgede bu ifadenin integralini alıyoruz. Sarı yazayım. R'nin s'ye göre kısmisi ile R'nin t'ye göre kısmisinin vektör çarpımını ds dt'nin integrali değerini bulmak biraz karışık gibi görünse de bu değerini bulabileceğimiz bir yüzey integralidir. Önümüzdeki birkaç videoda size bunu hesaplamakla ilgili birkaç örnek göstereceğim. Bu size sadece yüzey alanını verecek. Burada bu paralel kenarlarının her birinin yüzey alanını bulup, yüzey alanlarını topluyoruz. Yaptığımız şey bu. Peki, bu paralel kenarlarla eşleştirdiğimiz bir başka değer varsa, yani f(x, y, z) gibi bir üçüncü fonksiyon varsa her çok küçük paralel kenarda bir nokta olabilir. Belki merkezinde, belki değil. Belki merkezinde bir noktada başka bir fonksiyon değeri f(x, y, z) buluyoruz. Paralel kenar alanı ile bu noktadaki fonksiyon değerini çarparsak ne olacağını merak ediyoruz. Yani şöyle yazabiliriz. Burada fonksiyonun 1 olduğunu düşünebilirsiniz her paralel kenarı 1 ile çarpıyorum. Bu paralel kenarların her birine f -x -y -z ile çarparsak da aynı şey olur. Yani bu bölgede f -x -y -z çarpı r'nin s'ye göre kısmisiyle r'nin t'ye göre kısmisinin vektör çarpımının büyüklüğü ds dt'nin integralini alacağız. s ve t'ye göre integral alacağız. Bu fonksiyonu s ve t cinsinden yazabilirsek iyi olur çünkü burada bu parametreler var. x gördüğümüzde x'in s ve t cinsinden bir fonksiyon olduğunu unutmayalım. Tabi y de s ve t cinsinden bir fonksiyon, z de s ve t cinsinden bir fonksiyon. Bu çok zor ve karışık görünebilir. Bu konunun fizik dersinde uygulamaları vardır. Gözünüzde canlandırması biraz zor. Yüzey alanını canlandırmak daha kolay. Önümüzdeki birkaç videoda bunları çözmenin biraz karışık olduğunu ama çok da zor olmadığını göreceğiz. Sabrı elden bırakmamanız gerektiğini göreceğiz. Hoşçakalın.